kapı, nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Evet, Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer belediye başkanımız, sizi aramızda görmek bizi mutlu ediyor. Senede bir kere de olsa toplantımıza iştirak ettiğiniz için teşekkürlerimizi önden sunmuş olalım. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekim ayı son meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti grubu adına Bakırköy Belediyesi'nin 2023 performans programı ile ilgili görüşlerimizi bildirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Öncelikle bu bütçe ve performans programının hazırlanmasında emeği geçen, başta belediye başkanı olmak üzere ilgili müdürlüklere ve çalışanlara yapmış oldukları çalışma için teşekkür ederiz. Hatta iki kere teşekkür ediyoruz. Zira bu kitapçıkları İki kere hazırladı arkadaşlarımız. İBB çalışanları, İBB Genel Sekreteri 10 yıl Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yapmış olmasına rağmen, 2 senedir de genel sekreterlik yapıyor olmasına rağmen, bir sefer bile hazırlayıp yetiştiremedikleri bütçe tasarısını, Bakırköy Belediyesi çalışanlarının bu kadar kısa sürede hem de iki kere hazırlamasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii maalesef bu performans kitapçığıyla alakalı görünen şu, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi çalışma sisteminde bu var. Yaptığı işi düzgün, düzenli yapmaz, yapamaz. Ağlanacak halimize güler hale getiririz. Bakın arkadaşlar, buradaki özensizlik nereden geliyor biliyor musunuz? Niyet yok, gayret yok, dert yok. Bir performans kitapçığı ve bir bütçe yılda bir kere hazırlanıyor. Bu bütçe ve performans kitapçığını sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Bize iki tane ayrı kitap dağıtıyorlar. Bu iki tane ayrı kitabın içerisinde de yapılan hesaplar var. Yapılan hesaplar, ilk yapılan bize dağıtılan kitapçıkta bütçe 1 milyar 217 milyon lira olarak gönderiliyor. Daha sonra dün sabah ele alabildiğimiz kitapçıkta 1 milyar 70 milyon lira bütçe yapılmış. Yani 200 milyon liralık hata yapmışlar hesap yaparken arkadaşlar. Bakırköy Belediyesi'nin bütçesini yapan arkadaşlar bu kitapçıkları hazırlarken 200 milyon TL'cik hata yapmışlar. Böyle bir bütçe hazırlanır mı arkadaşlar? Yani bunun neresinden tutalım, bu konuyla ilgili ne söyleyelim bilemiyorum. Bundan fazla da söz etmek istemiyorum. Çünkü çoğu da sevdiğimiz arkadaşlarımız. Ama dedim ya, dert, niyet, çalışma gayreti, özen. Arkadaşlar, Bakırköy Belediyesi burası. Yani bakkal dükkanı değil. Tabii bu içinden geçtiğimiz süreci göz önünde bulundurarak, yapıcı anlamda anlaşılmasını arzu ettiğimiz performans programı ile ilgili eleştirilerimizi bazı başlıklar altında ifade etmek istiyoruz. Sözlerime başlamadan önce yine kitapçığın 10. sayfasında, Sayın Başkanım, kitapçığın 10. sayfasında belediyenin temel değerleri adı altında birkaç madde sıralanmış. Bunlardan bir tanesi var ki şeffaflık ve hesap verilebilirlik başlığı. Madde aynen şöyle, belediyemiz faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık olunmasıdır. Peki, kim kimi denetliyor arkadaşlar? Bir önceki ay burada denetim komisyonu seçimleri var. Dedik ki arkadaşlar, bizden de bir kişi alın ya. Denetim komisyonunda AK Parti'den veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir arkadaşımızı alın. Bu denetim komisyonunda bizden de bir kişi olsun. Bu gizem nedir? Kimden neyi saklıyorsunuz? Denetim komisyonunda AK Parti'den bir üyenin olmasını neden rahatsız? Ama dönüyoruz, kitapçı diyorsunuz, kitapçıda yazıyorsunuz, şeffaflık ve hesap verilebilir. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, lafta değil, özde demokrat olmak lazım.
Performans programını incelediğimizde gördük ki geçen yılda dediğimiz gibi yönetimin ikinci dönemi iş başına gelmesinden bu yana yaklaşık 1200 gün geçmesine rağmen maalesef elle tutulur, gözle görülür hiçbir icraata imza atmadığı gibi 2023 yılında da maalesef hiçbir icraat yapamayacağını bu performans programı bizlere göstermektedir. Burada hakkınızı teslim etmek gerekir. Değerlerimiz başlığı adı altında yine aynı sayfada sürdürülebilirlik maddesi var. Bu maddeye göre çok net uyguluyorsunuz. Şöyle, hiçbir icraat yapmamakla ilgili sürdürülebilirliği bu yıla da taşımışsınız. Bu konuda da sizleri tebrik etmemiz gerekiyor. Fiziksel kaynaklar incelendiğinde mülkiyeti belediyeye ait olan araç sayısının 28 adet azaldığı görülüyor. Bakırköy Belediyesi'ne biz burada habire hibe araç kabul ediyoruz. Oy birliği yapıyoruz Sayın Başkanım. Günün sonunda 28 tane araç azalmış. Sattınız mı? Havaya mı uçtu? Ne oldu bu arabalar? 28 tane araba kurduya mı ayrıldı? Bu konu hakkında kitapçıkta maalesef herhangi bir bilgi olmadığı için bu soruyu da kuş olup uçmadıysa bu arabalar nerede diye sizlere sormak istiyorum. İnsan kaynakları kitap kısmı incelendiğinde 2021 faaliyet raporunda belirttiğiniz ve eleştirdiğimiz personel sayısı 1734 iken bu performans raporunda bu sayı 1512'ye düştüğü görülse de Sayıştay raporunda bu sayının 2100'lerde olduğunu, hatta belediye başkanımızın bu kürsüden kendisinin yapmış olduğu bir konuşmada 2000'in üzerinde personeli olduğunu ifade ettiğini düşünürsek, kitapta yazan 1512 mi doğru, belediye başkanımızın söylediği 2000'den fazla çalışanımız var lafı mı doğru, yoksa Sayıştay'ın raporu mu doğru, bunu da sizlere sormak istiyorum. Aradaki farkın nereden kaynaklandığını merak ediyoruz. Hani bir ara şayialar dolaşıyordu, bankamatik işçiler vesaire. Bunlarla alakalı acaba böyle bir durum var mı? Yani sayı burada 1512 gösterilip de daha fazla herhangi bir şekilde bir durum var mı? Bunu merak ediyoruz. Gerçekleşen gider bütçesinin arkadaşlar %90'ı işçi maaşları ve çalışan. Yani işçi maaşı ve SGK giderleri oluşturmaktadır. Bu durum asla sürdürülebilir bir durum değildir arkadaşlar. Yani Bakırköy Belediyesi'nin freni patlamış kamyon misali duvara doğru gittiği görülmekte. Biz bunu her sene yapmış olduğumuz konuşmalardan söylüyoruz. Ha şunu da söylemiyoruz. Biz işçi düşmanı falan değiliz. Çalışılmasına karşı değiliz. Emekçilerimizle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz belediye olarak bütün paranızın 790'ına yakın rakamının ki ben şöyle bir hesap yaptım. 2023 yılı incelendiğinde personel giderleri SGK ödemesi dahil toplam rakam 651.351.000 TL arkadaşlar. Bakırköy Belediyesi'nin bütçe gerçekleşme performansına baktığımız zaman son 8 senede %50 gerçekleşme oranında kapatacağını düşünürsek yani yapmış olduğunuz 1 milyar 70 milyon liralık bütçenin 585 milyon gerçekleşme olacak olduğunu görürsek geliriniz işçi maaşını ödemeye bile yetmeyecek arkadaşlar. Arsa da satsanız kurtarmaz Sayın Başkan. Bu sorunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu paralar işçi maaşı hani SGK'yı ödemediniz devlete borçlandınız diyelim. Bu parayla mazot mu alacak? Elektrik parası mı yatıracak? Personeline servis hizmeti mi sunacak? Sağlık hizmetleri mi verecek? Ambulans hizmeti, yaşlı bakımı, öğrencilere dershane hizmeti, aşevinden yemek mi dağıtacak? Kaldırım, park, bahçe, altyapı, üst yapı, çöp toplama. Bunların hangisini yapacak Bakırköy Belediyesi? Böyle bir para yok. 8 senedir de yapmıyoruz zaten. Nasıl olsa oy alırız. Biz yapmasak da olur. Nasıl olsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bakırköy'de seçimi ceketimizi koysak kazanırız mantığıyla hareket ettiğiniz müddetçe maalesef Bakırköy'e hizmet getirmeniz söz konusu olamayacak. Belediye başkanımız burada biz bir kendisine söylediğimiz zaman şu ifadeyi kullanmıştı. Burada olduğuna da çok sevindim. Bu ifadeleri kullandığı zaman ben cevap verememiştim. Bana söz vermişti ama son toplantıya gelmemişti Sayın Belediye Başkanımız.
İktidarın istihdam sorunu biz çözüyoruz diye bir cümlesi vardı Sayın Belediye Başkanımızın. Evet, iktidarın istihdamla ilgili sorunu çözüyorsunuz ama kapınızın önünde 100 gün boyunca 300 tane işçi arkadaşımız grev yaptı arkadaşlar. Ve o işçiler orada karda, kışta, soğukta 100 gün boyunca iktidarla ilgili yapmış olduğunuz istihdam sorunu çözerken almış olduğunuz işçilere 100 gün boyunca kapınızın önünde grev yaptırdı. Ve toplu sözleşmeyle ilgili herhangi bir çalışma yapıldığı zaman sendikalardan ayrılmasını istediniz. Ve Bakırköy Belediyesi bir sendika kurdu arkadaşlar. Adı ne? Çalışsen. Çalışsen sendikası diye bir sendika. Ne demek bu çalışsen? Sen çalış. Sakın sesini çıkartma. Çıkartırsan kapının önüne koyarlar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyecinin geldiği nokta maalesef bu. Buradan tüm işçi kardeşlerimize söz veriyoruz. AK Parti iktidarında bu zulme son vereceğiz. Sizlerin en doğal hakkı olan insanca yaşama hakkınızı sağlayacak toplu sözleşme sorununu da ortadan kaldıracağız. Belediyenin stratejik amaçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bakırköy Belediyesi çağı yakalayan belediye yapmak için, belediyecilik yapmak için 220 milyon TL bütçe öngörülmüş. Geçtiğimiz yıl bu rakam 170 milyon TL'ydi. Detaylarına baktığımız zaman 111 milyon altyapı, 100 milyon TL'de üst yapıyla alakalı bir planlama yapılmış. Şimdi az önce Serhat abi söyledi. 2,5 senede İstanbul Caddesi'nin yapımını gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Orada sorun oldu. Dedi ki trafik 45 dakika sürüyor Sayın Başkanım. Bu iş böyle olmaz, yapalım. Oradan Cavit Başkanım bize cevap verdi. Dedi ki biz o problemi çözdük dedi. Biz de sevindik. Problem çözüldüğüne göre dedik. Yani artık İstanbul Caddesi'nde herhalde trafik olmayacak. Nasıl çözdünüz dedik. Orayı trafiğe kapattık biz. Yani problemin çözümü caddeyi trafiğe kapatarak sağlamışsınız. Şimdi bu 111 milyon TL üst yapıyla alakalı acaba dedim belediye başkanımızın bir vaadi var. Veli Efendi'den başlayarak Ataköy'e kadar Kennedy Caddesi'nin yani Sahil Caddesi'nin yer altına alınması projesini mi yapacağız diye baktım. O da yok. Kitapçıkta öyle bir şey yazmıyor başkanım. Sonra dedim acaba 29 Ekim'de açılacağına söz verdiğiniz belediye başkanlığı binasını mı yapacaksınız? O da yok. Yani 29 Ekim'e de şurada 10 gün var. Herhalde 2035-29 Ekim'ine kadar biz bu işi yapamayacaksınız gibi gözüküyor iş sizde kalırsa. Şimdi benim param yok dediniz. Bizim paramız yok. İştirakimiz olan bu yaşın da parası yok dediniz. Pazarcılarla ilgili kapalı pazar alanının yapılmasına biz bu kaynaklarla yapamayacağız dediniz. Ne yapalım? Yap işlet devlet modelini getirdiniz. AK Parti iktidarında yap işlet devlet yaptığımız zaman hepiniz karşı çıkıyordunuz. Ne değişti? Niye şimdi yap işlet devlete döndük? Yap işlet devlet. Peki ne yapılıyor? Şu anda pazarcılar odasıyla ilgili kapalı pazar alanı yapılıyor. Biliyorsunuz değil mi? Kasım ayında bitiyor başkanım sözleşme. Kasım ayında bu pazar kapalı pazar alanında taşıyamazsanız pazarcıları sözleşmede yazan hüküm gereği pazarcıların sokağa pazar açma hakkı ellerinden alınmış oldu. Dolayısıyla hem pazar alanını bitiremediğiniz için sokaklarına pazar kurduğunuz Kartaltepe Osmaniye halkını nasıl mağdur ettiyseniz ondan sonra eğer o pazar alanı Kasım ayında bitirilemez ki ben bir inşaatçı olarak şu anda onun öyle bitirilemeyeceğine %100 eminim. Bu sefer sadece halkı değil oradaki esnafı da cezalandırmış hale geleceksiniz. Bu konuda sizleri uyarıyoruz. Kasım ayında bu şekilde lütfen buradaki pazar alanının bitirilmesini sağlayın. Yoksa esnaf mağdur oluyor. Diğer kalan 8 milyon TL'yi nereye ayırmışız arkadaşlar? Park bahçelerin bakım onarımı, çiçek böcek, ağaç budama vesaire. Şimdi ben geçen gün burada konuşma yaparken dedim ki içinde kafe, büfe olmayan bir tane park bırakmadınız. Halk geldiği zaman kafeye evinden bir yiyecek içecek getirdiği zaman hayır sen burada oturamazsın. Burası yasak. Eğer burada oturacaksan bizden alışveriş yapmak zorundasın. Dayatması var diye söyledim. Taşkın Başkan dedi ki ben seninle dolaşayım parkta dedi. Hangisi böyle? Bekliyorum başkan. Yani ne zaman dolaşacaksak ben size tek tek hangi park ne? Bu arada
Sayın Başkanım, Cavit Başkanım, dediniz ki iki tane konteyner koymuştuk hatırlıyorsanız. Onlar VC olacak demişsiniz. Ben bir tanesine gittim, alışveriş yaptım. Büfe olmuş onlar. Haberiniz olsun. Sanatçılar parkın içine koydunuz. O yerde büfe olarak faaliyet gösteriyor. Aynı şekilde Fikret Yöntem Parkı'na koyduğunuz konteynerde kafe olarak iş yapıyor. Halit Bey, meclise konuşuruz. Sonra, peki bilgiler dinleyin. Onu arkadaşlar, değiştiriyorum arkadaşlar. Bir de bütçeyle ilgili konuşursanız, hem arkadaşlar bilgi yani belirtilmeden yaramalarını veriyor. Yaramalarınızla ilgili konuşalım. Bütçeyle ilgili evet. Konuşmuyoruz. Bu arada da süremiz de dolmak üzere, onu da belirtmek istiyorum. Evet, ben aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü şu var. Ekte kâru ahsen velev kâni 180'ler eskiler. Ne demek? Türkçe konuş. Şu demek, Türkçesini söylüyorum. Tekrar etmek güzeldir. Velev 180 kereye kadar olsa bile. Tamam mı? Evet, şimdi arkadaşlar bu parklarla alakalı kısımda otlar biçilmemiş. Buradan uyardım, kürsüden uyardım. Dedim ki bakar, Ataköy Sanatçılar Parkı'nın karşısındaki refüjde insan boyu ot var. Ya o günden dedim ki herhalde ertesi gün gider ya bana hala duruyor ya. Ya arkadaşlar lütfen ya. Ya bu kadar mı zormuş? Küresel ölçekte çağdaş sosyal adaleti sağlamış bir kent haline getirmek. Bunun için neler yapacağımıza baktığımız zaman 16 milyon 332 bin TL bütçe ayrılmış. Bence en önemli konulardan bir tanesi bu bütçenin altında arkadaşlar. Kadınlarımızla ilgili başlık var arkadaşlar. Kadınlarımızla ilgili başlık bu 16 milyon 332 bin liralık bütçeden ne kadar biliyor musunuz? 50 bin TL. Geçen sene de 50 bin liraydı arkadaşlar. %100 artış yapılmış bir belediye bütçesinde kadınların istihdamıyla ilgili ayrılan başlık 50 bin TL. Geçen seneki aynı rakam, bütçenin yüzde kaçı biliyor musunuz? 0.05. Bakırköy'ü küresel ölçekte sosyal adaleti sağlamış bir kent haline getirmek başlığı 10 milyon 415 bin TL ayrılmış. Ama alt kırımlarına baktığımız zaman bu konuyla ilgili ne yapılacağı ile ilgili hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Marka Kent Bakırköy, ayrılan bütçe 18 milyon 124 bin TL rakam, geçen seneki rakam. Bu sene 1 milyon 440 bin liraya düşürülmüş. Marka Kent Bakırköy ile ilgili 18 milyon 400 bin liralık bütçe, geçen seneki bütçeden iki kat fazla bütçe bulmasına rağmen bu sene 1 milyon 400 bin liraya düşürmüş. Biz o zaman şunu söylemiştik. Marka Kent Bakırköy ile ilgili işte sanat faaliyetleri, kültürün başkenti Bakırköy, E5'in kenarındaki İncirli'deki parkın etrafına Türkiye'de işte Bakırköy Belediyesi kültürün başkenti yazmakla bu iş olmaz. İcraat yapmanız gerekir dediğimizi herhalde kabul etmişsiniz. Rakamı aşağıya düşürtmüşsünüz. Hem de ciddi manada aşağıya düşürtmüşsünüz. Evet, söyleyerek olmuyor. Bu işleri icraatla yapmak lazım. Zaten tiyatrolar müdürlüğünden işten çıkartılanlara da baktığımız zaman demek ki sanatsal faaliyetler de artık çok fazla burada önem arz etmiyor. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adında ve afetlere dayanıklılığın artırılması başlığı var arkadaşlar. Bu geçen sene ayrılan bütçe 107 milyon 850 bin TL. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu başlığı var burada arkadaşlar. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 2 milyon 215 bin TL bütçe ayrılmış. Ama sokak hayvanları ile ilgili biliyorsunuz, sizler de görmüşsünüzdür veya haberlerde seyretmişsinizdir. Daha çok yakın zamanda maalesef Bakırköy Ataköy'de bir çocuğumuz sokak köpeklerinden kaçarken aracın altında kalması sonucu vefat etti. Ben buradan kendisinin ailesine bağışlarımı diliyorum. Bunun siyasetini yapmak gibi derdim yok. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Yetersiz bir barınakla maalesef veya kısırlaştırılması yapılmayan sokak hayvanlarıyla bu tür olayların önüne geçmemiz maalesef mümkün olamayacaktır. Bu konuda çalışmaların arttırılmasını söylüyorum. Evsel atıkların uzaklaştırılmasıyla alakalı, yani çöp ihalesiyle ilgili söylüyorum arkadaşlar. Geçen sene 22 milyon 700 bin TL iken çöple ilgili rakam, bu sene %400 artırarak 86 milyon 135 bin TL'ye gelmiş. Geçen sene meclis toplantımızda belediye başkanımız çöpleri bedava topluyoruz diye bir ifadede bulunmuştu. Başkanım herhalde bu rakamları size söylemiyorlar. Çünkü 86 milyon 135 bin TL'lik bir rakam ayrılmış. Bu da sadece araç ihalesiyle alakalı. Çünkü çöpleri toplayan personel sizin kendi personeliniz. Yani bedava toplamıyorsunuz çöpleri. Onu söylemiş olalım. Burada da bütçenin %15'ine tekabül ediyor çöp toplama ihalesi arkadaşlar. Ne kadar? %15 civarında. Peki bu ama
şunu söyleyelim arkadaşlar. Bakırköy sokağa çıktığınız zaman çevirdiğiniz her 100 kişiden 90 tanesi size ne söyler? Bakırköy'ün en büyük sorunu ne diye söyler arkadaşlar? Kentsel dönüşüm. Bravo. Kentsel dönüşümüne ayrılan bütçe ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen sene 17 milyon TL iken bu sene kentsel dönüşüme 2 kat arttırılmış bütçeye rağmen ayrılan rakam 15 milyon 500 bin lira. Şimdi ben size soruyorum. Bu mu sizin kentsel dönüşüme verdiğiniz öne? %90'ına sorduğunuz zaman kentsel dönüşüm cevabı aldığınız problemle ilgili Bakırköy Belediyesi'nin bakış açısı bu mu? Yani bütçenin 0.14'üne tekabül ediyor. 0.14. Kentsel dönüşümle ilgili alınan pay 0.14 arkadaşlar. Çöpe ayrılan bütçenin 10'a 15'te biri. Kentsel dönüşüm yapacağız öyle mi? Ali bu mantıkla mı yapacağız arkadaşlar? Toparlar mısınız? Az kaldı başkanım, bitiriyor. Ya imzaladık, çıkarttı beni. Sizi bekliyorum. Büyükşehir'de bekletmiyor mu? Evet. Şimdi büyükşehir meselesini, büyükşehir meselesiyle alakalı söyleyelim arkadaşlar. Yeri gelmişken büyükşehirle alakalı konuyu konuşabilmeniz için sizin Bakırköy Belediyesi olarak bu bütçeden ayırdığınız 0.14'ü bir kere düzeltmeniz lazım. Bir kere niyet olması lazım. Gayret olması lazım. Dikkat olması lazım. 0.14 bütçe ayırıp biz yapacaktık, AK Partileri engelledi mantığıyla hareket ederseniz bir arka koyuyor alamazsınız. Kusura bakmayın. İşi götürüp getirip bütçe büyük şeyle yıkarsanız ondan sonra olacak işler bu. Şimdi kentsel dönüşümle alakalı tabii söyleyecek o kadar çok şey var ki. Biz burada müktesef haklarla alakalı bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmayla ilgili kendi memurunuza, Paşa Bey'e, isim de söyleyelim, imar müdürünüze uygulatamadığınız müktesef haklarla ilgili getirdiğiniz bir evrak daha getirdiniz. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini, yanlış olduğunu söylediğimiz zaman bizim arkadaşımızın ses kaydını alıp millete dinlettirip AK Partiler bize karşı geliyor diye slogan yaptınız, propaganda yaptınız arkadaşlar. Biz samimiyiz. Kentsel dönüşümde en az sizin kadar samimiyiz. Yapıldı bu arkadaşlar. Bizim önümüze geliyor. Yani biz yapacaktık. AK Partili meclis üyesi yani Kaan Kara kardeşimiz burada bir konuşma yaptı. Onu vatandaşa dinleterek bakın biz yapacaktık. Kentsel dönüşüme AK Partiler engel oluyor diyorsunuz. Böyle de yapsanız biz sizinle gene beraber çalışacağız. Problem yok. Kentsel dönüşümle alakalı %90 diyoruz arkadaşlar. Vatandaşın talebi %90. Biz siz isteseniz de istemeseniz de, destek verseniz de vermeseniz de biz Bakırköy'de kentsel dönüşüm yapılması için var gücümüze çalışıyoruz. Bu başlık için arkadaşlar arkadaşlar sözü olan varsa bana cevap versin. Ben evet arkadaşlar. Belediyenin kurumsal performansının hizmet kalitesini yükseltmek demişsiniz. Bu başlık için 18.144.000 TL bütçe ayrılmışken bu sene 52.183.000 TL bütçe ayrılmış. Yani %300 arttırılmış bir bütçeden bahsediyoruz. AK planlarına baktığımız zaman arkadaşlar bu 52.183.000 TL'lik bütçenin 32.295.000 TL'sine biliyor musunuz? Personel ulaşımı. Yani siz kurumsal performansı arttırmak için önce personeli iş yerine getirmek lazım diye düşündünüz herhalde. 32.295.000 TL bütçe ayırmışsınız. Depreme belediye bütçesinin 0.4'te 14'ünü ayıran bir belediye personel ulaşımına 32.295.000 TL pay ayırıyor. Kentsel dönüşümle bakış açınız bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yukarıda geniş olarak ifade ettiğimiz bilgiler ışığında kısaca genel bir değerlendirme yaparsak her yıl olduğu gibi personel sayısında, mal ve hizmet alımlarında ciddi bir artış söz konusu iken yatırım giderlerine hemen hemen hiç artış olmadığı gözlenmekte olup sosyal yardımların bütçesinin artmaması da dikkat çekmektedir. Geçen yılki performans programını eleştirirken bahsettiğimiz tüm eleştirilerimizin ne kadar doğru ve ne kadar yanlışı düzeltme anlamında yapıcı olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi vatandaş lehine yani hayra motor, vatandaş aleyhine yani şerre fren olacağımızı bir kez daha ifade etmiş olalım. Amacın sırf muhalefet etmek için her şeye muhalif durmak değil, yapılacakların da daha doğru yapılabilmesi için yol göstermek olması gerekmektedir. 2023 performans programı
kendi içerisinde ve bir önceki yıllardaki gerçekleşen uyuşmazlıklarla dolu olup günün şartlarıyla dikkate alınmadan hazırlanmış olduğu görünmektedir. Üstelik genel anlamda görülen ve çok dikkat çeken bir konuda ciddi anlamda yüksek bütçeler oluşturarak gereksiz şekilde bütçenin şişirildiğidir. Yatırımın olmadığı, günün şartlarına uymayan ve kendi içerisinde ters orantıyla düzensiz artış ve azalışlar gösteren bu yüksek bütçenin nedenini anlamış değiliz. Şimdi bizim bu şart konuşmamızdan sonra Sayın Başkan ya da ilgililer tabii ki cevap vereceklerdir. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu şerhi yazarken 2022 ve 2023 performans programlarını birlikte değerlendirerek bilgi ve veriye dayalı yapıcı bir şerh oluşturmaya dikkat ettik. Umarım bir ilgililer bu şerhte yazan eleştirilerimizi dikkate alırlar. Çünkü oluşturulan performans programı üzerine bütçe oluşturuluyor. Dolayısıyla bu buradaki yanlışlık bütçeyi de yanlış yönde etkiliyor. Yukarıda belirttiğimiz maddelerdeki şerhlerimizden kaynaklı olmak üzere 2023 performans programına ve bütçeye AK Parti ve Cumhur İttifakı grubu olarak hay oyu vereceğimizi ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Haluk Bey'in konuşmasından sonra Cumhuriyet